Bu ne Gonca? Bu ne? Şey... Ne Gonca ne? Neyse ben sana anlatacaktım. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Anlatacaktın ha? Anlatacaktın. Necdet kolum acıyor. Bırakır mısın lütfen? Hemen kolun acıyor. Acısın. Ya bak hiçbir şey göründüğü gibi değil gerçekten. Ben hastanede canımla cebelleşirken, ölümle boğuşurken sen arkamdan iş çevirdin. Arkamdan iş çevirdin. Ya gerçekten bak hiçbir şey sandığın gibi değil. Bak burada ne yazıyor? Davacı Gonca Karapınar. Yazmıyor mu ha? Ya mecbur kaldım. Ben bunu yapmaya mecbur kaldım. Demek mecbur kaldın ha? Evet mecbur kaldım. Çünkü bunu yapmaya beni Arzu zorladı. Arzu mu? Senin hastanede durumun iyice kötüye gidiyordu. Arzu da senin kurtulamayacağını, öleceğini sandı. Devam et. Eğer öyle olsaydı, yani Allah korusun sen ölseydin, bütün mirasın bana kalacak diye çok korktu. Sonra senin bütün mirasından beni men edecek bir boşanma dilekçesi yazdırdı. Ama zorla. Ya silah zoruyla imzalattı o kağıdı bana. Yemin ediyorum ki senin yaşayıp yaşamaman onun umurunda bile değil. O sadece senin sahip olduklarının peşinde. Ama benim senin ne malında ne de mülkünde gözüm var. Eğer ki evlilik sözleşmesi imzalamamı isteseydi hiç düşünmez. O an hemen imzalardım. Ya ben senden boşanmayı aklımın ucundan bile geçirmedim. Gerçekten. Bak zorla imzalattırdı o kağıdı bana. Ya ben seni çok seviyorum. Ya ben sana aşığım. O silah benim kafama dayadığında benim korkum ölmek değildi ki. Ya benim korkum bir daha seni görememekti. Sana yalvarıyorum ne olur inan bana. Ne olur. Tamam Gonca. Tamam. Olur ağlama artık. Ben sevdiğim kadına inanıyorum. Arzu'ya değil. Onunla sana yaptıkların hesabını tek tek soracağım. Sen hiç merak etme. Tamam mı?